Gel. Sağ ayak, sağlı gel, sağlı gel, sağlı sollu. Tamam. Geri sayımımız tamamlandı. Artık 2019'da ileri saymaya başladık. Bu yılki zinciri kırma hedeflerimden birisi bundan sonra artık benzinciye gitmemek. Artık fosil yakıtlı araçlar kullanmama kararı aldım. Benzincilere veda ediyorum. Onun yerine Elon Musk'ın uzaya da gönderdiği aracı Tesla'yı tercih ettim. Gerçi benimki uzaya gönderilen modelden değil. Model 3 ile ben de elektrikli otomobil dünyasına merhaba diyorum. My whole clique in all black. We all tugs. Tell my ex bitch give me space. Elon Musk. Biliyorsunuz son 12 yıl diye bir video hazırlamıştım ve o videoda eğer gereken tedbirler alınmazsa 2030 yılında küresel iklim değişikliği konusunda artık geri dönülemez bir noktaya geleceğimizi söylemiştim. Bu konuda da herkesin üzerine görevler düşüyor hatırlatmasında bulunmuştum. Tabii devletler düzeyinde yapılması gereken düzenlemeler bunlar ama biz şahıslara da kişilere de bazı görevler düşüyor. Ben de bu yüzden bir elektrikli araca geçerek bundan sonra fosil yakıtlı araçlar kullanmama kararını uygulamaya aldım 2019'dan itibaren. Önümüzdeki 10-15 yıllık süreç içerisinde zaten devletlerde yasal düzenlemeler yapılarak elektrikli araçların kullanımı konusunda bir zorlama olacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Umarım bu süreç çok daha hızlı gerçekleşir ve biz o geri dönülemez noktaya, zaten 12 yılda değil artık 11 yıl kaldı, o noktaya gelmeden küresel iklim değişikliği konusunda geri adımlar atmaya başlamış oluruz. Yani yakın gelecekte tüm araçlar yaklaşık bu özelliklere sahip olacak. O yüzden geleceğe şimdiden hazırlık yapmakta fayda var. Ne dersiniz, önce tasarımından başlayalım mı? Bu araç oldukça minimalist özelliklere sahip. Ön panelinde bir direksiyon ve büyük bir ekrandan başka neredeyse hiçbir şey yok. Ve bu ekran gerçekten çok önemli. Birazdan teknolojisinden bahsederken ekrana geri döneceğim. Aracın üstü tamamen camla kaplı. Çeşitli yerlerine yerleştirilmiş radarlar ve kameralar var. Otonom bir sürüş için, yani bu aracın kendi kendini kullanabilmesi için buna benzer sensörlerle donatılmış durumda. Ön tarafta normalde motorun olması gereken yerde herhangi bir motor yok. Onun yerine küçük bir bagaj yerleştirmişler. Aracın arkasında da klasik bir bagaj var. Biraz daha büyük bir hacme sahip bir bagaj. Klasik bu sınıftaki araçlara göre. Çünkü motor elektrik motoru olduğu için oldukça küçük, yaklaşık bir karpuz büyüklüğünde ve motorda üretilen hareket enerjisini tekerleklere taşımak için ekstra bir mekanizma kullanılmasına gerek duyulmamış, doğrudan bu güç tekerleklere iletiliyor. Aracın altı tamamen pille kaplı, bir de elektrik motoru var. Bunun dışında zaten çok fazla bir hareketli aksama da sahip değil. Aracın içindeki endüksiyon motorunu bundan yaklaşık 100 yıl kadar önce meşhur bilim adamı Nikola Tesla icat ettiği için bu otomobile marka olarak Tesla ismi seçilmiş. Tesla Model 3'ün klasik bir araba anahtarı da yok. Onun yerine cüzdanınıza taşıyabileceğiniz şöyle bir kart veriyorlar ama bunu da yedek olarak veriyorlar. Her zaman kullanmanıza gerek yok. Onun yerine cep telefonunuza arabanın uygulamasını indiriyorsunuz ve arabaya yaklaşmanız kapıların açılması için yeterli oluyor. Cebinizden çıkartmanıza bile gerek duymadan cep telefonunuzla arabaya yaklaştığınızda kapılar otomatik olarak açılıyor. Koltuklar ve aynalar tanımladığınız profile göre şekil alıyor ve siz sürüşe hazır hale gelmiş oluyorsunuz. Sürücü ve yolcu koltuğunun arasında bir orta panel var. Cep telefonunuzu ve yanınıza taşıdığınız diğer küçük eşyaları bu orta panelin içine gizlenmiş bölmelere yerleştirip kapaklarını kapattıktan sonra o en baştaki minimalist tasarımda bozulmamış oluyor. Bu da benim gibi tasarım konusuna meraklı ve hatta biraz da takıntılı insanların çok beğendiği bir özellik. Bu arabayı çalıştırmıyorsunuz. Böyle çalıştırma ya da durdurma gibi bir konsepti yok. Araç sürekli uyanık durumda. Bir cep telefonu ya da bir bilgisayar gibi düşünün. Bilgisayarınızı da ya da cep telefonunuzu da sadece işte kapağını ya da ekranını kapatıp uyku durumuna sokuyorsunuz ama o her an aktif durumda, biliyorsunuz. Bu araba da öyle bir şey. Böyle park durumundayken sadece vitesi ileriye ya da geriye atıp hemen gaza basarak, gaz da değil artık, hareket etme pedalına basarak harekete geçiyorsunuz. Şimdi ben birazdan size bir tur attıracağım ama önce bu tasarım özelliklerinden sonra biraz da teknolojisinden bahsedeyim ki yolda giderken paniğe kapılmayalım. Don't panic. Şimdi bu büyük ekran çok önemli demiştim. Bu ekran
bu bilgisayarı temsil eden ekran adeta otomobilin beyni. Zaten buna otomobil değil de tekerlekli bir bilgisayar demek daha doğru olur aslında. Çünkü bunun diğer araçlara göre en büyük farklılığı ve göreceli olarak da üstünlüğü çok gelişmiş bir beyne sahip olması, yani yapay zekaya sahip olması. Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın yaptığı en önemli şeylerden biri, teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeleri, oradaki konseptleri alıp bunları işte otomotiv endüstrisine, SpaceX ile uzay endüstrisine, daha önce PayPal ile bankacılık gibi çeşitli farklı alanlara uygulaması. Peki bu ne demek? Şimdi dikkat ederseniz teknoloji dünyasında üreticiler, teknoloji üreticileri giderek donanımdan çok yazılıma odaklanmaya başlıyorlar. Ürettikleri ürünlerin donanımları giderek sadeleşiyor ama yazılımları sofistike hale gelmeye başlıyor. Donanım, yani vücut sadeleşirken onun içindeki yazılım ya da bir başka deyişle onun ruhu güçlenmeye başlıyor. Onun arabası var ama maalesef ruhu yok demişti ya bir zamanlar Mustafa Sandal, demek ki bu otomotiv dünyasındaki boşluğu iyi fark etmiş. İşte teknoloji dünyasında yaşanan bu gelişmelere paralel olarak Tesla otomobillerde de bir evrim gözlemliyoruz. İçinde bulunduğumuz bu Model 3'te aracın tüm fonksiyonları bu ekrandan yönetiliyor. Torpido gözünü açmak için bile fiziksel bir buton koymamışlar. Onu bile bu ekrandan açıyorsunuz. Bir zamanlar cep telefonlarının üzerinde böyle fiziksel butonlar varken, hatta bazılarında kocaman fiziksel klavyeler varken, Apple bir gün birdenbire hiçbir butonu olmayan, hiçbir düğme taşımayan, sadece dokunmatik bir camdan ibaret telefon çıkartmıştı ya. İşte o telefonun, yani iPhone'ların telefon dünyasında başlattığı o oyun değişikliğini Tesla'nın da otomobil dünyasında başlattığını söyleyebiliriz. Bu ekranın sol tarafı klasik araçlarda da görebileceğiniz göstergelere sahip bir bölüm. İşte vitesin hangi durumda olduğu, aracın enerjisinin, yani benzininin değil ama enerjisinin daha ne kadar yeterli olacağı, kapılarının açık olup olmama durumları, böyle güzel bir ara birimle, hatta yolda birazdan göstereceğim gibi animasyonlarla ifade edilmiş, çok güzel bir ara birim tasarımı olduğunu söylemek zorundayım. Hatta öyle ki Elon Musk biliyorsunuz çocukluğunda oyun tasarımları da yapan ve oyun dünyasına da hakim, hatta biraz da düşkün olan birisi olduğu için bu arabadaki, bu araçtaki pek çok şeyi oyunlaştırmış. Yolda giderken etrafındaki radar ve sensörler sayesinde önünüzdeki, yanınızdaki araçları da görebiliyorsunuz. Onların yaya mı, yoksa normal binek aracı mı, kamyon mu, tır mı, bisikletli ya da motosikletli araç mı olup olmadığını görüp size bu panelden gösteriyor. Sanki böyle bir bilgisayar oyunu oynuyormuş gibi sürüş yapıyorsunuz. Ekranın sağ tarafındaysa geleneksel yine navigasyon araçlarıyla müzik eğlence sistemi var. Bu aracın hiç uyumadığını söylemiştim. Sadece öyle bir dinlenme moduna geçiyor ve sürekli olarak da internete bağlı. Yani bunun için isterseniz evinizdeki Wi-Fi ağına da bağlayabilirsiniz ama buna gerek yok. Kendisi sürekli olarak internete ve Tesla'nın merkezine bağlı. Oradan bir yazılım güncellemesi yapıldığı zaman bunu gece boyunca indiriyor ve siz sabah işte garajınızı açtığınızda ya da otomobilinize bindiğinizde o güncellemelerin indirildiğini fark ediyorsunuz. Sonra bir düğmeye basarak güncellemeyi gerçekleştiriyorsunuz ve düne göre daha gelişmiş bir aracınız oluyor. Gelişmiş derken bazen de komik özelliklere sahip oluyor. Çünkü yine o Elon Musk'ın oyun dünyasına olan düşkünlüğünü buraya da yansıtmış. Sürpriz yumurtalar vardır oyunlarda, Easter Egg diye geçer. Bu aracın içerisine de sürpriz yumurtalar yerleştirmiş. Mesela eski oyunlar oynayıp nostalji yapabiliyorsunuz bu bilgisayarla. Aracınıza bir isim bile verebiliyorsunuz. Ben şimdi normalde Martian ismini verdim. Marslı dedim bu araca. Fakat mesela diyelim ki adına 42 demeye karar verdiniz. Bakın ne oluyor? Life, the universe and everything gibi bir isme dönüşüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Douglas Adams'ın meşhur bilim kurgu eseri Otostopçunun Galaksi Rehberini okuyanlar bunun ne demek olduğunu hatırlayacaktır. Çünkü o kitabın içerisinde hayatın, evrenin ve her şeyin anlamının 42 olduğu yazar. Dolayısıyla burada da ister hayatın anlamını
isim olarak verin. Onu 42'ye dönüştürüyor. İsterseniz de 42 yazın, onu da hayatın anlamına dönüştürüyor. Yine Elon Musk'ın kurduğu ve benim bolca canlı yayınlar ya da hakkında içerikler hazırladığım SpaceX ile ilgili bir sürpriz yumurta da var. Haritanızı Mars haritasına dönüştürüp aracın ikonunu da Mars'ta gezen bir uzay aracına dönüştürüyor. Bu arada arabanın fotoğrafı yerine de SpaceX'in Mars'a insanlı uçuşta kullanmayı düşündüğü bir uzay mekiğini koyuyor. Ne dersiniz, şimdi bir tur atalım mı birlikte? Bu aracın en önemli özelliklerinden biri oldukça sessiz olması. Yani aslında sadece çevre kirliliği değil, aynı zamanda gürültü kirliliğine karşı da güzel bir çare, güzel bir çözüm. Kırmızı ışıklarda falan durduğunuz zaman neredeyse hiç ses çıkarmıyor. Yolda giderken de aslında işte yoldaki engebelerden dolayı biraz ses çıkartıyor. Elektrik motoru neredeyse tamamen sessiz diyebiliriz. Şu anda 221 mil enerjisi var. Toplam kapasitesi, bu orta menzilli bir araç, toplam kapasitesi 260 mil, yani 460-470 kilometre civarında. Araç otomatik pilota geçtiği zaman herhangi bir şekilde kullanmanıza gerek yok. Etrafındaki şeritleri ve diğer araçları algılayarak direksiyon da dahil olmak üzere kendisini tamamen yönetebiliyor. Oradaki hız sınırına göre maksimum hızını ayarlıyor. Eğer önde bir araç durursa, sizin önceden belirlediğiniz bir mesafeyi bırakarak o araçla arasına bir mesafe yerleştiriyor. Yalnız belli bir süreden sonra elinizi direksiyona koymazsanız size bir uyarı veriyor. Mesela birazdan bana verecek, ben özellikle şu anda o yüzden direksiyonu tutmuyorum. Yani bu özellikleri kullanırken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Araç evet otonom olarak sürüş gerçekleştirebiliyor ama yasal olarak henüz kendi kendine giden araçlara hiçbir yerde izin verilmediği için sürücü koltuğunda birisinin olması ve direksiyona temas halinde olması gerekiyor. Zaten dediğim gibi birazdan ben uzunca bir süreden beri dokunmadığım için beni uyaracak sistem. Bir dakikayı geçince sanıyorum uyarıyor. Evet, hafif bir kuvvet uygula ki senin uyumadığını bileyim diyor. Şu anda otomatik pilottan çıkardım, kendim kullanıyorum. Şurada gördüğünüz ikon, direksiyon ikonu, sürüş yapmakta olduğunuz yolun otomatik pilota uygun olduğunu gösteriyor. Eğer o ikon varsa, şuna iki kere basıyorsunuz ve kontrolü sizden alıyor artık. Kendisi sürmeye başlıyor. Özellikle son güncellemelerle birlikte şeritin tam ortasında durması gibi özellikleri geliştirmişler. Direksiyon kendisini özellikle virajlarda çok iyi adapte ediyor. Bakın şimdi önümüzde bir araç var. Benim hiçbir şey yapmama gerek kalmadan, ben frene basmadım. Yanımızdaki araçları görüyor musunuz? Ya da önümüzde bir kamyon olduğunu tespit etti mesela. Ve onu takip ediyoruz şu anda. Evet, ben şu anda ellerimi serbest durumda tutmaya devam edebiliyorum. Uyardı tekrar. Hafif bir kuvvet uygula ki uyumadığını anlayayım diyor. Bu özellikler beta. Aslında Tesla Model 3'ten itibaren tüm araçlarını donanımsal olarak tam otonom sürüşe hazır olarak üretiyor. Yani bir gün yasal düzenleme yapıldığı takdirde sadece bir yazılım güncellemesiyle araç tamamıyla sokaklarda başıboş olarak dolaşabilecek. Hatta Uber benzeri bir araç paylaşım sistemi devreye geçirme planları olduğunu duymuştum ben. Yani bir böyle bir aracınız varsa cep telefonunuzda Tesla uygulamasında bir düğmeye basarak aracınızı başkalarının da kullanabileceği bir şekle getirebiliyorsunuz. Şu anda bakın ben hiçbir şey yapmıyorum yine. Kendisi virajı dönüyor. Tekrar bu tarafa doğru dönecek şimdi. Ben yine herhangi bir şey yapmıyorum. Sadece uyumadığımı
hatırlatmak için direksiyona bazen hafifçe dokunuyorum. Ve o da benim sürücü olarak sorumluluğumun devam ettiğini anlıyor ve kendisi kullanmaya devam ediyor. Şeritler olduğu müddetçe yolda kendi kendini kullanabiliyor bu araç. Kendisi duruyor şu anda. Ben herhangi bir şey yapmıyorum. Bakın öndeki araçların ikonlarını görüyorsunuz. Şimdi bir tane soldan kamyon yaklaşıyor. Ya da minibüs galiba. Burada yasal hız sınırı 35 mil, yaklaşık 50 kilometre civarında. O da yasal hıza kendisini ayarladı. Tekrar önümüzde araçlar duruyor. Ben herhangi bir frene basmayacağım şimdi. Kendisi duracak. Yavaşladı. Ve duruyor. Evet, şurada bakın park ikonunu görüyorsunuz. Geri alıyorum. Düğmeye basıyorum. Şu anda araç kendini otomatik olarak park ediyor. Bir otoparka geldiğinizde yavaş bir hızda boş yerin yanından geçince orasının bir park yeri olduğunu algılıyor. Daha sonra siz sadece geri vitesi alıp işlemi başlatıyorsunuz. O da otomatik olarak aracınızı gayet güzel bir şekilde park ediyor. Park işlemi tamamlandı artık. Sadece kapıyı açıp çıkmak yeterli. Bu aracın en önemli özelliklerinden bir tanesi çok hızlı bir şekilde hızlanabilmesi. Evet, akşam geldiniz, aracınızı garaja park ettiniz. Ne yapıyorsunuz? Tabii ki fişe takıyorsunuz. Şu şekilde.